Şöyle bir soruyla başlayalım. Allah rızka kefil mi? Allah yarattığı bütün canlıların rızkına kefil mi? Kim o kefil diyen? Bir cevap versin. Evet, Erdal abi buyur. Tabii sen pastanen mi var, sana kefil. Evet, Allah yarattığı bütün canlıların rızkına kefil de. Şöyle bir şey var D'sinde. Bizim de çok ciddi manada bir rızık endişemiz var abi, insanlar olarak böyle. Aman böyle biraz işler bozuk gittiği zaman, yani böyle günlük 100 lira kazanıyorsak o 80'e düştüğü zaman bir endişe başlıyor. İş yerinde mesela 3-5 kişi işten çıkarıldığı zaman, işler keser gittiği zaman ilgini çekti değil mi? Hemen ortaya geldim böyle. Eyvallah. Bu endişe var. Halbuki biz yani Allah'a güveniyoruz. Az önce kardeşimizin söylediği gibi Allah rızkımıza kefil, yarattığı kulların rızkını verecek. Niye bu endişe var? Biraz böyle buna iman zafiyeti diyebiliriz, tevekkül eksikliği diyebiliriz, Allah'ı gerçek manada tanıyamamak diyebiliriz. İnşallah bunlara cevap vereceğiz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın aktarmış olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Diyor ki bir insanın yaratılışından bahsediyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. 40 günlük olduğunda nutfe, arkasından gelen 40 günde kan pıhtısı haline gelir. Sonra gelen 40 günde de bir çiğnem et, yani 120 günlük süreci anlatıyor. Ana rahmine düştüğünde insan o 120 günlük sürenin içerisinde Allah ona bir melek gönderir. Ve o 120 günden sonra ona ruh üflenir ve o meleğe 4 şey emrolunur. Onlardan birincisi onun rızkı, eceli, ameli, şaki mi, sait mi olacağı. Yani biz daha anne karnına düştüğümüz 120 günde bu hayatta ne kadar yaşayacağız? Yani kaç yıl? 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl, 10 yıl, 5 yıl ne kadar yaşayacağımız, ecelimizin ne kadar olacağı yazılı. Ve bu hayatın içerisindeki rızık da yazılı abi. Yani bugün örnek veriyorum, rızkınız 50 TL. Kendini de patlatsan 50 TL abi. 8 saatte çalışsan 50 TL, işte 12 saatte çalışsan, 24 saatte çalışsan sana yazılan budur abi. Allah sana neyi takdir etmişse. Ama şöyle olur bazen. Yarın da rızkın 1 trilyondur. Bir gece uyanırsın, yarın sabah bir kalkmışsın. Genelde bize denk gelmez de. Beşinci göbek dedenden bilmem nerede bir arazi kalmış ve değeri 5 trilyon. Bugün 50 TL'lik bir adamdın. Yani zor geçiniyordun. Yevmiyen buydu. Yarın ise 1 trilyon oldu. Bak biz bu kısmı bilmiyoruz. Yani Allah ama rızkımızı belirlemiş abi. Bu hayat içerisinde o yeme içme dediğimiz, faydalanma dediğimiz şeylerin hepsi o 120 günlük süreçte hepsi yazılmış. Zariyat suresi 58. ayet-i kerimede de Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyor ki, şüphesiz rızkı veren sarsılmaz gücün sahibi yalnızca Allah'tır. Şimdi biz rızkı Allah'ın verdiğinin bilincinde olmamız gerekiyor abi. Bizim rızkımızı veren patron değil. Hocam ben namaz kılmak istiyorum ama patron müsaade etmiyor diyerek işi terk etmek yerine namazı terk etmek. Bize rızkı veren Allah, bir başkası değil. Sadece onlar bizim için sebep. Yani mesela dedim ya, bir iş yerinde işler bozulmaya başladığı zaman bir telaş kaplıyor insanları. Acaba bu çıkarılacak listesinde ben de var mıyım? Ya da işten çıkarıldığımda bundan sonra ne olacak? Ben de çok basit söylüyorum. Diyorum ki kardeşim, sen bundan önce nerede çalışıyordun? A firmasında çalışıyordun. Burası kapanacak. Burada işten çıkarılacaksın. Sen çalışmak istiyorsan Allah ne yapacak? Sana B kapısını açacak. Ondan sonra orada çalışacaksın. Mesela Hüseyin, kaç tane iş değiştirdin şimdiye kadar? 6 tane iş yeri değiştirdin değil mi? Bak, birinden çıktın bir başkasına girdin. Birinden çıktın bir başkasına girdin. Ama rızkında bir engel olmadı. Eğer rızkı veren birinci fabrika olsaydı sen bugün acından ölmen gerekiyordu. Ama 6 tane iş yeri değiştirmene rağmen demek ki onlar bizim rızkımızı vermiyor. Ya da diğer taraftan bir devlet memuru olamazsak, sırtımızı devlete dayayamazsak işte şöyle sıkıntı çekeriz, şu olur, bu olur. Bak bu kaygıyı anlayabiliyor muyuz? Bugün insanlar çocuklarını belki bunun üzerine yetiştiriyor abi. Oğlum ne yap, ne et, oku. Tamam okusun, güzel. Devlet dairesine kendini at ve öylece hayatını kurtar gitsin. Var mı garanti? Yok. Yarın bir gün Allah muhafaza biri geliyor sana musallat oluyor. Memursun, bir iftira atıyor, bir şey söylüyor. Bir bakıyorsun iş gitmiş. O zaman biz rızkı verenin sebepler değil de Allah olduğunu bilmemiz gerekiyor. Mesela Süleyman Aleyhisselam'la böyle bir karınca kıssası var. Süleyman Aleyhisselam karıncaya soruyor. Diyor ki sen diyor bir yılda ne kadar yiyorsun?
bir buğday tanesi diyor. Bir yılda bir tane buğday tanesi yiyorum diyor. Süleyman Aleyhisselam onu alıyor, bir şişenin içerisine koyuyor hava alabilecek şekilde. Ağzını kapatıyor, içine de bir tane buğday tanesi atıyor. Bir yılın sonunda kapağı açıyor, bakıyor karınca buğday tanesinin yarısını yemiş. Soruyor, diyor ki sen bir yılda bir tane yediğini söylüyordun. Niye yarısını yedin? Ben bir yılda bir tane yerken rızkım Allah'ın elindeydi. Rızkımı Allah veriyordu. Ben Allah'a güveniyordum. Ertesi sene beni aç bırakmayacaktı. Başka bir buğday tanesi verecekti. Ama sen bu alana müdahale ettin. Bir insana geçti. Rızık meselesi ben bilmiyorum diyor. Belki öbür sene sen bana bir buğday tanesi vermezsin. Onun için yarısını yedim, yarısını sakladım diyor. Bak işte sebepler dairesinde eğer ki biz rızkı verenin insanlar olduğunu düşünürsek bu endişe hiçbir zaman bizden gitmez abi. Rızık endişesi son nefese kadar bizim peşimizi bırakmaz abi. Ama rızkı verenin Allah olduğu bilinci olursa yarınımızdan tereddüt etmeyiz abi. Yarın ne yiyeceğiz diye bir derdimiz olmaz. Hele böyle Mehmet gibi arkadaşlarınız varsa akşam ne yiyeceğiniz hiç dert etmezsiniz yani. O anladı. Mesela Allah bizi ummadığımız yerden rızıklandırır abi. Mesela Murat iki çocuk, ikiz, Allah bağışlasın. Nasıl oldu abi süreç? Yani şey olarak rızkın, çocukların dünyaya gelmesi anlamında. Elhamdülillah. Piyasa bozuk aslında. İki çocuk oldu. Allah geçmişte mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanlar çocuklarını, kız çocuklarını diri diri gömme sebeplerinden bir tanesi rızık endişesiydi abi. O rızık endişesi olduğu için ne yapıyorlardı? Çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Ama burada örnekte mesela Murad'ın söylediğinde Allah yaratacağı kulun rızkını az önce söylediğim hadiste gibi öncesinde hazırlamış. Yani o çocuklar dünyaya gelmeden önce Allah ne yapmış? Onların rızkının tamamını hazırlamış. Ve senin işine bu manada bereket vermiş. Ha, çok çocuk yapabilirsiniz. Allah ayette diyor ki Allah hiç ummadığı yerden rızık verir. Değil mi? Mesela bazen böyle iş dedin ya, işler kötü gidiyor. Bunalmışsın, ödemeler var, sıkıntılar var, problem var. Birisi arıyor abi. Adam 5 yıl önce sana bir kütük atmış. Kardeş diyor sana şu kadar borcum vardı diyor, parayı getiriyor. Var mı Erdar öyle getiren? Allah ummadığın yerden rızıklandırıyor. Bak buna bir örnek vereyim abi. Siyer'de Habat seriyesi diye geçer. Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh'ın komutasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 300 kişilik bir ordu gönderiyor. 300 kişilik orduyla da böyle bir çuval diyelim, bir hurma çuvalı veriyor, onları gönderiyor. Ve diyor ki Allah sizi rızıklandıracaktır diyor. Yani düşünsene 300 kişi, hadi 3 kilo, 5 kilo, bir 10 kilo diyelim hadi bir hurma. Ya 300 kişi bundan nasıl geçinecek ya da nasıl böyle rızkını temin edecek? Hatta yol uzuyor. Habat seriyesi denilmesinin sebebi şu. Sahabeler aç kalıyor, ağaç yaprakları falan yiyorlar abi. Yol ilerledikten sonra bir denizin kenarında bir de bakıyorlar ki bir balina kıyıya vurmuş abi. Ve onunla Allah onları rızıklandırıyor. Bilmiyorum internette gördünüz mü? Afrika'da yine bir yerde böyle bir sahile bir tane balina vurmuştu. Adamlar böyle kesiyorlar, dağıtıyorlar. Kesiyorlar, dağıtıyorlar. Aynı şekilde bak Allah ummadığımız yerden onlar normalde bunu beklediler mi? Bir balinanın vurması söz konusu muydu kıyıya? Hayır. Allah ummadıkları yerden onları ne yaptı? Rızıklandırdı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle söylemişti. Bakın hani dedik ya Allah yarattığı bütün canlıların rızkına kefil. Mesela şöyle diyoruz biz. İşte diyoruz ki pazar günü bir piknik yapalım arkadaşlar. Ben mesela pikniğe gittiğimizde çok dikkatimi çeker. Genelde bizi Önder pikniğe götürür ama bu aralar götürmüyor herhalde. Öyle mi? Araba yok ondan. Mesela biz şimdi abi bakın şöyle düşünün olayı. Yani basit bir olay ama tefekkür etmemiz gerekiyor. Şimdi biz burada dedik işte pazar günü pikniğe gideceğiz. Ya 50 kişi bir organizasyon yapıyoruz abi. İşte yemek yiyeceğiz, şunu alacağız, bunu alacağız, şununla gideceğiz, bununla gideceğiz. Bir organizasyon var abi. Pikniğe gidiyoruz, yemeğimizi yiyoruz. Orada dikkat edin böyle ekmek kırıntıları dökülüyor. Ya da o pirzolalarınızın işte kemikleri bir kenara bırakıyorsunuz. Orada karıncalar ve köpekler oradan rızıklanıyor abi. Hayvanların rızkını ayaklarına gönderiyor abi. Nasıl gönderiyor? Bizi o konuda istihdam ediyor abi. Biz düşüneceğiz, biz tefekkür edeceğiz, piknik yapmaya karar vereceğiz. Bir sürü organizasyon yapacağız ki karıncanın rızkı kendisine ulaşsın. Allah bak nasıl bir bu manada denge oluşturmuş. Aslında insanların endişe dediğimiz şey şu abi. Rızık endişemiz yok abi bizim.
Yani rızık ulaşmaz diye bir endişemiz yok. Rıza ulaşamayız diye bir korkumuz var abi bizim. Çok ciddi bir endişe bu. Hani öyle çok basit alacağımız, ya işte biz çalışıyoruz, işimiz, gücümüz yerinde, öyle değil abi. Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselam, düşünün, hutbede abi. Bu şekilde konuşuyor, insanlara hitap ediyor. Bir kervanın geldiğinin haberi, davul sesleri diyelim, hani def sesleri geliyor. İnsanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamı hutbede ayakta bırakıyorlar, kervana koşuyorlar. Caminin boşaldığını düşünsene hocam. Sen tam hutbeyi okuyorsun. İşte bir kervan geliyor, dünyalık, seni bırakıyorlar. Cami boşalıyor. Böyle az bir sayıda insan kalıyor ki Darül Erkam'ın talebeleri kalıyor. Peygamber Aleyhisselam orada şunu söylüyor. Eğer siz de gitseydiniz yeryüzü bir ateş topuna dönerdi diyor. Düşünebiliyor musunuz? Peygamberi ayakta bırakıyorlar. Bu olayın üzerine Cuma suresi 11. ayet-i kerime iniyor abi. Ayette şunu söylüyor Rabbimiz. Diyor ki onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen ona doğru koşarlar. Seni ayakta bırakırlar. De ki Allah'ın yanında bulunan ticaretten, eğlenceden de daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Bu dünyada içinde bulunduğumuz bütün nimetler, bütün rızıklar hepsi hükümsüz abi. Allah'ın katında olan, hani eğlence diyoruz ya mesela. Eğlence de bir rızık. İşte akşam şuraya gidelim, buraya gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Allah'ın katında olan, Allah'ın yanında olan daha hayırlı ve daha güzel abi. Şöyle düşünelim abi, Allah-u Teala nazarında rızkı anlamamız için. Mesela Allah-u Teala rızkı verirken hiçbir ayrım yapıyor mu? Kafirdir, müşriktir, münafıktır, müslümandır, namaz kılandır, kılmayandır, ibadet edendir, etmeyendir, dini yaşayandır, yaşamayandır. Bir ayrım yapıyor mu? Hayır, ayrım yapmıyor abi. Ve herkese rızık veriyor. Yani yiyeceklerimizden, yiyecek içeceklerimizden, yağmurdan, düşünün. Ne varsa insanın ihtiyacı olan her şeyi Allah veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, dünyanın Allah'ın yanında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı kafirler oradan bir damla su içemezlerdi. Değersiz abi. Şu bizim peşinden koştuğumuz dünya var ya, böyle gecemize, gündüzümüze kattığımız, böyle iştir, ticarettir, şudur, budur diye böyle peşinden koştuğumuz dünya, Allah'ın katında sivrisineğin kanadı kadar değeri yok abi. Değeri olsaydı bu ayrımlar olabilirdi, değil mi? Değerli olanda ayrım var abi. Cennet bir nimettir, bir rızıktır. Oraya da geleceğim. Bir rızıktır. Onun değeri var abi. Onun değeri olduğu için herkes giremiyor abi. Herkes o rızıktan istifade edemiyor. Şimdi İmam Gazali rızkı 4 şekilde tarif ediyor abi. Diyor ki 4 alana ayrı. Diyor ki rızkı mazmun. Ne demek bu? Garanti edilmiş rızık. Garanti alınmış rızık nedir? Yeme, içme, giyme, işte oksijen vesaire. Bunlar garanti. Tevekkül noktası işte burada abi. Ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste? Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, Allah'a hakkıyla teslim olsaydınız, Allah'a hakkıyla güvenseydiniz, Allah nasıl o kuşları sabah boş rızıkla, boş mideyle gönderir, akşam onları dolu kursakla geri döndürürdü ya, Allah sizi de öyle rızıklandırırdı diyor. Allah bu kısmı abi garanti altına almış. Bizim yiyeceğimiz, içeceğimiz, giyeceğimiz, oksijen dediğimiz, hani böyle faydalanacağımız şeyler garanti altında abi. Eğer bu konuda bir endişemiz varsa, böyle kardeşlerim burada şimdi böyle bir zikir tavsiyesi yapayım. Herkes üzerine alınsın. Şöyle abi, mesela diyelim ki geçim sıkıntısı çekiyorsunuz. Evde işler iyi gitmiyor. Evde hanımlar işte yoruluyor. Şöyle bir örnek var abi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında Fatıma validemiz diyor ki Hazreti Ali'ye, ben diyor ev işlerinden çok yoruluyorum. Hazreti Ali de diyor ki git babana söyle, sana iki tane hizmetli versin diyor. Gidiyor o an Ayşe validemiz evde. Ayşe validemize söylüyor. Diyor ki bizim böyle bir ihtiyacımız var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geliyor daha sonra Fatıma validemizin evine geliyor. Hazreti Ali ile ikisine şunu söylüyor. Diyor ki kızım diyor bugün gelip babandan hizmetliler istemişsin. Suffa'nın ehli açken ben kızıma hizmetli veremem diyor. Önce Suffa talebelerini göz önüne almam lazım diyor. Ama diyor ben size daha kolay, daha güzel bir şey öğreteyim mi? Buyur ya Resulallah dediklerinde 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber de evinde geçim sıkıntısı çekmezsin. Evinde darlık, yokluk çekmezsin diyor.
O namazdan sonra kaçtığımız tesbihatlar var ya abi. Bak nasıl bir işe yarıyormuş. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bir ömür boyu bu zikri terk etmedim diyor. Soruyorlar diyorlar sen çok sıkıntılı günler, çok sıkıntılı savaşlar gördün. Yine terk etmedin mi? Hayır diyor terk etmedim. Ve diyor evimde de diyor hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmedim diyor. Evimizde ne eksikmiş? Evimizde rızık eksik değil abi. Bereket eksik. Bakın şu andaki problem budur işte. Şu andaki problem tam budur abi. Kazanıyoruz bak. Yani yaşı büyük olan abiler de var. Geçmişin şartlarına bak. Bizim babalarımızın, dedelerimizin yaptığı. Mesela ben şunu çok muhasebesini yapıyorum yani. Benim babam asgari ücretle çalışan bir adamdı. Ev yaptırmış. Şimdi yani 3 bin lira, 4 bin lira maaş alan adam ev yaptıramıyor. Neden? İstekler artmış. Talepler artmış. Lüks bir hayat. Yani önce mesela hani örnek verelim. Babamız bir ayakkabıyla 3 sene geçiniyordu. Bizim çocuklarımız şimdi 3 ayakkabıyla 1 sene geçinmiyor. Bak ne oldu o zaman? Kazandığımız malın bereketi yok abi. İkincisi abi rızkı maksum. Yani ezelde kısmete düşen pay abi. Ne diyoruz biz buna Türkçe'de? Nasip abi. Abi dedim ya kendini de paralasan nasipten öte yol yok abi. Allah sana ne kadar nasip etmişse, ne kadar vermişse, kısmetine ne kadar yazmışsa, Said Allah senin kısmetine hangi kızı yazmışsa o kadar. 40 takla da atsan o kadar abi. Daha ötesi yok. Nasip. Bir üçüncüsü abi rızkı memlük. Bu da şu abi. Bunu sormayacağım sana. Mülkiyet ve tasarrufunda bulunan mal. Yani Allah rızkı veriyor. Artık o rızıkla ilgili tasarruf sende abi. Senin mülkünde. Evin böyledir. Araban böyledir. Param böyledir. Bu artık Allah ne yaptı? O rızkı sana verdi. Artık onun tasarrufu sende. O rızkı nasıl kullanacağız abi? Allah yolunda infak edeceğiz abi. Allah bize vermişse o rızkı, ne rızık vermişse ondan. İlimse ilimden infak edeceksin abi. Paraysa paradan, mal ise maldan. Ne yapacaksın? Bunlardan infak edeceksin. Bak rızkımızın daralma sebeplerinden birisi de budur. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir koyun kestiriyor. İşte şunu şuna götürün, bunu buna götürün, şu parçayı buna verin, bu parçayı buna verin. Ayşe validemize dönüp soruyor. Diyor ki bize ne kaldı? Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah bize kürek kemiğinden başka hiçbir şey kalmadı diyor. Öyle deme Ayşem diyor. Dağıttıklarımız bizimdi. Verdiklerimiz bizimdi. Bak o rızık dağıttıklarımız bizim. Bize kalan değil, o kürek kemiği değil. Yani elimizde tuttuklarımız değil abi. Yastık altında biriktirdiklerimiz değil. Allah için harcadıklarımız, Allah yolunda sarf ettiklerimiz. Bu gençlik olur. Anlatabildim mi? Bu ilim olur, bu para olur, bu mal olur. Değişiklik arz edebilir. Kişinin kabiliyeti bu manada neyse. Bir başka şey abi, rızkı mevut. Bu da vaat edilen rızıktır abi. Allah'ın vaat ettiği rızık. Şu an değil, vaat ettiği rızık. Nedir onlar? Cennettir. Ya da şehadettir abi. Allah kullarına bak değişik değişik rızıklar veriyor. Mesela Ali İmran suresi 169. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle söylüyor. Diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar Rableri katında diridirler ve Rableri tarafından rızıklandırılmaktadırlar. Demek ki rızık sadece dünya ile alakalı bir mevzu değilmiş. Neydi? Allah yarattığı kulun rızkına kefildi. Sadece bu hayatta değilmiş abi. Vaat ettiği rızık var. Yani öte tarafta da bize vereceği bir rızık var. Şimdi bu ayetin inişiyle ilgili bir mesele var abi. Biliyorsunuz Abdullah İbni Caş'ı geçmişte anlattım. Uhud gazvesinde şehit düşüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına Abdullah İbni Caş'ın oğlu geliyor. Diyor ki ya Resulallah babam birçok kız kardeş evlat bıraktı. Biraz da diyor böyle geçim sıkıntısı kaldı. Şimdi diyor ben bu kardeşlerime nasıl bakacağım? Nasıl geçineceğim diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki babanın diyor şu anda ne halde olduğunu öğrenmek ister misin diyor. Buyur ya Resulallah dediğinde babanla Allahu Teala arasında şöyle bir konuşma geçti. O Allah'ın işte bu ayetteki rızıklandırmasını, keremini, ihsanını görünce şöyle söyledi. Dedi ki Allah'ım beni dünyaya tekrar gönder. Tekrardan senin yolunda şehit olayım. Senin dinin uğrunda tekrardan şehit olayım dedi. Rabbimiz dedi ki bilmiyor musun Abdullah buraya geliş var ama buradan geri dönüş yok. Ya Rabbi dedi o zaman şu benim elimde olan şu gördüğüm nimetleri, gördüğüm rızıkları kardeşlerime bildir dedi. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki aradaki bütün perdeleri kaldırdı. Abdullah İbni Caş radıyallahu anh Allah'ın cemaliyle görüştü.
oğluna bunu söylüyor. Diyor ki baban şu anda Allah'ın cemalini gördü. Ve bunun üzerine işte Ali İmran suresi 169. ayet-i kerime iniyor. O zaman rızkın en güzeli hem cennet hem de cennette Allah'ın cemalini görmektir abi. Bu dünyadaki bütün rızıklar geçicidir abi. Değil mi? Yemek diyoruz değil mi? Bir anlık tattır abi. Bir anlık lezzettir. Yersiniz 10 dakika sonra biter. İşte telefondur. 10 dakika sonra biter. Arabadır. 10 dakika sonra. Yani hayallerini süsler. Ömrünü adarsın. Bindin. Kontağı çevirdin. Onun lezzeti biter abi. Dünyanın tamamı bir anlık tat, bir anlık lezzettir abi. Dünyanın tamamı. Ama oradaki tadlar, oradaki lezzetler. Bakın cennet içinde Mü'min suresi 40. ayet-i kerimede Rabbimiz şunu söylüyor. Diyor ki onlar cennete girerler. Orada onlara hesapsız rızık verilir. Dikkat ettiniz mi? Buradaki rızıklarda bir hesap var. Bir hesaplama var. Para var, bilmem ne var. Ama cennette yok. Peki Allah, Erdal senin üzerinden gidelim. Allah Hud suresi 6. ayet-i kerimede diyor ki yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Yani Allah yarattığı bütün kulların rızkına kefil. O halde Afrika'daki insanlar açlıktan ne? Şöyle abi, çok yönlü bir imtihan. Bu birinci mesele bu abi. İmtihan, evet doğru. Hem onların imtihanı hem de bizim imtihanımız. Nasıl bizim imtihanımız biliyor musunuz? Şu anda dünyada bulunan rızıklar 10 defa dünyanın tamamını doyuracak kadar abi. Burada ne var peki? Oradaki sömürü düzeni diyelim, kafirler diyelim, zalimler diyelim ne yapıyorlar? Oradaki Afrika'daki insanları sömürüyorlar, aç susuz bırakıyorlar. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bugün araştırmada gördüm de şöyle de bir şey var. Diyor ki Allah biriken sebeplerden dolayı onları aç bırakmıştır. Geçmişte yapmış olduğu hatalardan dolayı belki de onları böyle imtihan etmektedir. Ya da belki de bizi bu duyarsızlığımızdan dolayı Allah ileri bir zamanda belki aynı şekilde bizi imtihan etmektedir. Bir de abi Müslümanlar olarak zekat diye bir kavram var abi. Unuttuğumuz bir kavram abi. Sadece Müslüman zenginler malının zekatını verse Türkiye'deki miydi? Aile başı 400 lira maaş düşür abi. Türkiye'deki zenginler malının zekatını 40'ta bir hakkıyla verse malının zekatını aile başı 400 lira maaş düşüyor abi. Siz bunu dünya ölçeğinde düşünün abi. Dünyadaki zengin Müslüman insanları düşünün. Onlar bu şekilde malının zekatını verse Afrika'da tek bir insan aç kalmaz abi. Peki bu neden oluyor? Biraz ona cevap vereyim. Allah ayette şunu söylüyor. Doğru. Allah bütün canlıların rızkı kendisinde kefil. Ama Allah açlıktan kimse ölmeyecek demiyor abi. Buradaki şey bu değil. Allah rızkı veriyor. Yaşayacağı kadar ona az önce söylediğim gibi rızkı veriyor. Rızık Allah'tan. Sebep var abi burada. Sebep meselesi var. Birincisi Allah'ın iradesi. İkincisi ise kulun iradesi abi. Bir rızkı verme noktasında Allah iradesini kullanıyor. Çünkü ayette ne diyor? Kimisine darlaştırır, kimisine bollaştırır. Hatta diğer bir ayette diyor ki eğer Allah rızkı bol bol verseydi onlar azarlardı. Evet, evet. Rızık bize bol bol verilince gerçekten azıyoruz abi. Niye? Hemen oturduğumuz ev değişiyor. Oturduğumuz araba değişiyor. Gezdiğimiz muhit değişiyor. Arkadaşlar değişiyor. Dostlar değişiyor. Ortam değişiyor. Artık düşünceler değişiyor. Fikirler değişiyor. Yaşam değişiyor abi. Allah muhafaza bir bakıyorsun sonra işin içerisine sapma giriyor. Peki sebepler olmazsa rızık kısılır abi. Aynen. Ve canlı ölür. Yiyecek içecek olmazsa, şimdi bir adam yemezse kaç gün yaşıyor? 80 gün. Bir insan biyolojik olarak 80 gün yaşayabiliyor abi. Açlığa 80 gün dayanabiliyor. Bizde değişiyor tabii bu kavram. Göbekliler 80 gün dayanamayabilir. 3 günde açlıktan onlar ölebilir. Ya da birini bir odaya kapatın. Hapse atıyorlar mesela. Orada vermeyin. Ölür. Bak burada Allah-u Teala'nın ayette söylediği rızkına kefil. Ama yemezsen, içmezsen ölürsün. Bak bu bir sonuç abi. Sebep sonuç ilişkisi. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Kamera ne kayıt yapıyor? Kamera yapıyor değil mi kaydı? Ne yapıyor? Yusuf orada bir tuşa basıyor kameraman. Bir tuşa basıyor. Biz sebebe bakıyoruz, asla bakmıyoruz abi. Burada da mesele bu.
Yani sebebe bakmıyoruz abi. Nedir? Ya işte Yusuf oraya dokundu. Kamerayı kim çalıştırdı? Yusuf çalıştırdı. Hayır. Orada bir mekanizma var. O sadece sonuç abi. Ama sebeplere bakmıyoruz. İşte sebepleri irdelememiz gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste şöyle söylüyor abi. Diyor ki, Cibril kalbime şöyle fısıldadı ki, her canlı kendisine belirlenen rızkı tam almadan ölmeyecektir. Allah her insana bir rızık taksim etmiş, tamamını almadan, tamamını yemeden, giymeden, içmeden, tüketmeden ölmeyecek abi. Demek ki hepsini alıyor, ondan sonra ne yapıyor? Ölüyor. Bilmem anlatabildim mi? Rızık endişesine gerek yok abi. Bu şu demek değil. Çalışmayacağız, yan gelip yatacağız, evde oturacağız. Allah bize rızkımızı verecek değil. Hadiste ne dedi? Boş kursakla gitti, dolu kursakla döndü. Sabah evinden iş aramak için, çalışmak için çıkacak. Akşam da eve işiyle, rızkıyla birlikte ne yapacak? Dönecek. Mesela Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ı görüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böyle bakıyor, elleri nasırlanmış avucunun içi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun avucunun içini öpüyor. Nasırlı el öpülecek eldir. Çalışan, gayret eden el öpülecek eldir diyor. Ama bir diğer taraftan da şunu söyleyeyim. Muaz bin Cebel radıyallahu an sahabenin alim şahsiyetlerinden bir tanesiydi. Hem alim hem de elleri nasırlanacak kadar çalışan birisiydi abi. Demek ki öyle yan gelip yatacağım, rızkım da bana gelecek diye bir hadise yok. Allah bu endişeyi bizden gidersin. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.